Merhaba arkadaşlar. E-Devlet üzerinden şirketlerden, kurumlardan gelen arama, mesaj ve e-postaları engelleme ve izin vermeyi göstereceğim. Yani şirketlerden mesaj geliyor, arama geliyor. Hangi şirketler size mesaj gönderebiliyor, arama yapıyor? Bunları E-Devlet üzerinden görüp engelleyebiliyoruz. Hangilerine izin vereceğimizi de biz belirleyebiliyoruz. Öncelikle sizlerden ricam, kanalıma destek amaçlı abone olursanız sevinirim. E-Devlet'le ilgili bir sürü farklı videoları kurumların hizmetlerine yüklemeye çalışıyorum. Sizin de başka yüklememi istediğiniz varsa yorumlara yazarsanız çekip yüklerim. Şimdi öncelikle E-Devlet sitesine giriş yapacağız. Giriş yaptıktan sonra kurumlar sekmesinden burada aramaya da yazabilirsiniz. Ticaret Bakanlığı'na gideceğiz. Ticaret Bakanlığı toplamda 21 entegre hizmet, 38 adet kimlik doğrulama var. Burada bulacağımız ticari elektronik ileti yönetim sistemi. Bakın burada. Ticari sicilim burada. Ticari elektronik ileti yönetim sistemi. Bunu tıklıyoruz. Açılan sayfada iletişim adresleriniz ve ileti onaylarınız. E-posta ve telefon numarası bakın burada. Onayları yönet, onayları sil. Şuradan tipten telefon ya da e-postayı seçebiliyoruz. Öncelikle eğer sisteme ilk defa giriş yapıyorsanız şurada bakın yeni iletişim adresi ekle var. Burada daha önceki e-postanızı, telefon numaranızı silebilirsiniz. Bunu E-Devlet üzerindeki sistemden otomatik olarak alıyor. Silebilirsiniz, yönetebilirsiniz. Ama şunu göstereyim. İlk defa giriş yapanlara yeni iletişim adresi ekle. Bunu tıklayınca burada bir onaylama sayfası çıkıyor. 3 sayfa. Öncelikle şuradan indirelim. Toplamda 6 sayfa. Bunu okudum. Yukarıdaki metni okudum. Anladım ve onaylıyorum. İletişim adres tipi. Telefonsa telefonu tıklıyoruz. E-posta ise e-postayı tıklıyoruz. Buraya ekliyoruz. Devam eti tıkladıktan sonra sisteme kayıt düşüyor. Bunları yapmalısınız görebilmeniz için. Şimdi biz geriye dönelim. Şuradan yönetmeyi göstereyim. Öncelikle telefon numarası onayları yönet diyorum. Bakın açılan sayfada telefon numarası verilen onaylar. Sesli aramayı onayı verilen 4 tane. Sesli aramaya ret verilen 23 tane. Kısa mesaj gönderimine onayı verilen 9 tane. Kısa mesaj gönderimine ret verilen 22 tane. Yukarıda verilen gösterilen bilgiler 2022'nin 1. ayının 11. tarihi itibariyle üretilmiş. Yani anlık olarak görebiliyorsunuz. Bakın burada onay ve ret verdiklerimizi gösteriyor. Hangi kurum ne yapmış? Bip, kısa mesaj, sesli arama. Mesela finansel, kısa mesaj gönderme, sesli arama. Bakın ben burada ikisine de ret vermişim. Onayı düzenle dediğinizde açılan sayfada numaranız, hizmet sağlayıcı. Burada sesli arama, onay ya da ret. Kısa mesaj, onay ya da ret. Sesip kaydede basınca
Sistem burada onu yapıyor. Yani şu an açmak istersen onaya tıkladığımda artık bana tekrardan mesaj göndermeye başlıyorlar. Diğerler için de bunun aynısını yapabiliyoruz. E-posta için de yine onayları yönete tıklıyorum. Açılan sayfada onay verilen 7 tane, ret verilen 1 tane var. Bakın burada yine onay ret düzenleyebiliyorsunuz aynı şekilde. Tıklayıp retse onay, onay ise ret yapabiliyoruz. Bu şekilde hem telefon hem e-postamıza gelen arama, kısa mesaj, e-postaları onaylama ve ret işlemlerini yapabiliyoruz e-devlet üzerinden. Bunu hem bilgisayardan hem telefondan yapabilirsiniz. Dediğim gibi ilk defa giriyorsanız, başta söylediğim yeni iletişim adresi ekleden önce onay vermeniz lazım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.